Şimdi hem yani bu son yaşananları da konuşalım. Bir yandan da dünkü CHP'deki kongreye ilişkin de onu da izlenimlerini alsak iyi olur. Çünkü bildiğim kadarıyla oradaydı. Sayın Suat Özçelebi, siyasal iletişim uzmanı. Bizim de bu alanda danıştığımız isimlerden biridir elbette ki, birlikte yayın yaptığımız. Suat Bey, hoş geldiniz. Merhaba Çiğdem Hanım, iyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkürler, sağ olun. Valla dünkü İstanbul Kongresi'ne CHP'nin belki bir yandan da bu iletişim boyutuyla da almak lazım. Şimdi yani konuşma, belagat, onun şehvetine kapılınca aslında belki farklı bir sonuç olabilme ihtimali varken neye dönüşebiliyor? Belki delegelerin o Evet. andaki ya da işte listede Ekrem Bey'in adının yazması gerekirken, bu bir gelenek aynı zamanda, teamül yani. Ankara'da da İzmir'de de bu oldu. Bunun yapılmaması bir yandan nasıl tepkilere yol açtı? Biraz işin o boyutunu da, belki yönetim boyutunu da konuşmak gerekiyor. Vallahi çok iyi bir yerden girdiniz. Bence aslında daha çok bakılması gereken Çiğdem Hanım, belki de ben hatta sizden önce bir kanalda tekrar söyledim, burada da söyleyeyim. Bu bir siyasal iletişim felaketi aslında. Yani Sayın Can Polat'ın konuşması hani inanılır gibi değil. Yani açık söylemek gerekirse. Yani abarttığım düşünülebilir. Mutlaka videoyu bulabilirler. İnsanlar izlesinler Can Polat'ın nasıl bir konuşma yaptığını. Sanki hani birkaç yıl sonra bir seçim var. Arada Büyükşehir Belediye Başkanı ile ciddi bir husumet vesaire olmuş. Onunla ilgili bir takım yargıları var. Onu orada işte deyim yerindeyse işte olabildiğince kötülemeye gelmiş. Kendi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu unutmuş. Kenti yöneten Cumhuriyet Halk Partisi. Yani 3-5 ay sonra seçim var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela Sayın Can Polat kazansaydı, şimdi işte bir takım iddialar var. Yani ben de açıkçası o iddialara çok da şey yapamıyorum. Yani büyük bir olasılıkla Sayın İmamoğlu ben bu il başkanıyla çalışamam deyip belki de aday olmazdı. Belki de başka şeyler, başka Bu çözümler çok çok arardı. aslında beklenmeyen bir şey değil. O sözlerin ardından bir de o sözlerle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında yöresinde kim varsa bunu kullanırken, böyle bir malzeme Evet. verilmişken Ekrem Bey niye böyle bir yarışın içerisine girsin ki? Bir de o var yani. Çünkü kendi partisinden, yani bu dost ateşi de denmez herhalde buna, baya baya yani kötü bir Kesinlikle konuşma. aynı mevzide olup birbirine ateş edip sonra karşı tarafa karşı da bir zafer kazanmayı beklemek yani mümkün da olmayan bir şey. Ama iletişim boyutuyla tam bir felakette onu söyleyebilirim. Çünkü konuşmanın içeriği, salondan gelen tepki, ona göre biraz ayar yapmaya çalışma. Bakın bu da bir iddia olabilir ama belki de bu fark yani 30 civarında bir fark var. Bu fark bile belki olmayabilirdi. Yani o değindiğiniz konu da dahil buna. Mesela Sayın İmamoğlu'nu bu bir artık gelenek olmuş. Sizin kalkıp listenizde yer vermemenizin yani ya da yer verirseniz bundan ne olabilir ki? Yani olsa olsa bundan prim kazanırsınız. Hani ben bu kadar çatışmaya rağmen bir geleneği çiğnemiyorum. Ben buna rağmen parti içinde belli bir diyaloğun korunması gerektiğine inanıyorum mesajı verirdi. Yani bu o kadar yumuşak, o kadar pozitif olabilirdi ki. Yani kimse işte bu kadar ağır eleştirdiniz ama bakın işte listemizde de biz yer verdik diyebilirdi. Dolayısıyla gerçekten burada bir de şunu da söylemeliyim. Ben mesela öyle yorumlar da yapılıyor. Ona da çok şey prim vermediğimi söyleyeyim. Yani genel merkezin mesela Sayın Can Polat'ın, çünkü biliyorsunuz Sayın Can Polat genel merkezin adayı gibi kabul ediliyor ve öyle bir ikileme var. Ben genel merkezin bu konuşmayı ya da konuşmanın bu tonunu, içeriğini, üslubunu onayladığını kesinlikle düşünmüyorum. Yani böyle bir konuşma genel merkeze de ve daha sonrası kurultay sürecine de çünkü katkıda bulunamaz. Ve nitekim seçim kaybedildi. Bundan sonra biraz insanlar bir de bunun onarılmasına yönelik emek harcamak zorunda kalacaklar. Neden? Çünkü siz de değindiniz. Biz dün akşamdan beri onlar da haklı olarak bu malzemeyi iktidar çevreleri, iktidar partisi kullanıyor. Bütün konvansiyonel medyada da bugün manşetlerde, dün sosyal medyada da böyleydi. Dolayısıyla hani burada hani şey gibi iletişim fakültelerinde buyurun ne yapılmaz diye ders Yanlış diye örnek. okutulacak bir Kötü örnek olarak evet, belki. Yani ne kötü yazık ki. örnek Ama olarak. ben şey gibi, yani oradaki hızını alamamış gibi geldi bana Sayın Can Polat. Ama Yani işte sonucunu ama işte göremeden bu konuştu galiba biraz. Evet.
Buyurun. Yani işte bir deneyimli siyasetçi. Şimdi bakın Sayın Can Polat bunun aynısını bir öncekinde de yaptı. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nda da yanılmıyorsam fark 7 civarındaydı. Tabii daha azdı. Yani oradaki fark çok düşüktü. Dolayısıyla aynı süreç bir başka şekilde. Şimdi hani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek nasıl, hani artık bu klişe olmuş bir söz. Şimdi aynısını bir daha burada tekrarladığınızda kendinize artık oradaki deneyimden itibaren hakim olacaksınız. Yani Sayın Can Polat aldığı oy küçümsenecek bir oy değil. 310 oy aldı. Dolayısıyla burada ciddi bir bu aynı zamanda ki ben salondaydım, o bölünmeyi görmek de mümkündü Çiğdem Hanım. Yani maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul örgütü, şimdi sanıyorum Özgür Bey'e düşecek olan, Özgür Çelik'e düşecek olan bu bölünmeyi tamamen onarıp hepsini hep birlikte Sayın İmamoğlu'nun adaylığı konusunda ortak bir kampanya mantığına, ortak bir mücadele mantığına oturtması, buna dayalı da mesajlar verdi Sayın Çelik aslında konuşmasında. Olabildiğince kapsayıcı da bir konuşma yaptı. Yani Sayın Can Polat'ın niçin böyle konuştuğunu herhalde bir süre sonra belki kendisiyle konuştuğu zaman anlatmaya çalışacak ya da açıklamaya çalışacaktır. Ama işte dediğim gibi bu tam bir iletişim felaketine yol açtı kendisi açısından. Şöyle bir şey, bir taraf tamamen rakip olarak gördüğü kişiyi ya da tarafı hedef alıyor. Ama o taraf hedef almaktan ziyade başka bir şey diyor ki, ben eleştirimi bakın iyilik için yapıyorum. Yani eleştirmek hakaret demek değildir diye bu vurguyu yapıyor. Dinamizm diyor, Evet. değerler diyor, Atatürk diyor, Cumhuriyet diyor. Yani olumlu sayılabilecek ne varsa o şekilde sunuyor aslında, daha pozitif bir kampanya yaparak. Yani ben Ekrem Bey'in konuşmasında da, Özgür Bey'in konuşmasında da bunu gördüm mesela. Ama Cemal Bey direkt böyle bir hedef alarak bir konuşma olunca, bu ses yüksekliğinden insanlar biraz sıkıldı galiba. Ve bu değişim, dinamizm, dönüşüm, kırılmış hayalinin yeniden ayağa kalkmasını isteyen özellikle gençler için de geçerli sanırım. Biraz bunu da es geçiyorlar herhalde. Hem o var hem de inanın ben çok sınır böyle ortadan ikiye bölünmüş dengelerde tutumunuz, orada küçük detaylar gibi görünen belagatiniz, vurgularınız, neyi önemsediğiniz, meseleye nasıl baktığınız, o delegasyon üzerinde, yani delegasyon iyice kemikleşmiş, asla fikrini değiştirmez değildir. Hele böylesi tam ortadan ikiye bölünmüş hassas dengeler olduğu durumlarda kimin ne dediğine bakar. Sayın Can Polat'ın kaçırdığı, en önemli kaçırdığı nokta burası oldu. Yani meseleyi sadece belediyenin kontrolündeki delegeler konusuna indirgeyip oradan bir çıkış sağlayabileceğini düşünmesi tam tersine kendi çıkışını kendi yok etti diyebiliriz. Ama bütün bunlar bir süre daha belki konuşulabilir. Onarılmayacak şeyler değil. Hepsi onarılır. Aslında onu Ama soracaktım. Mesela iktidar... Ekrem Bey açısından bu denilenler çok onarılabilecek bir şey mi? Çünkü şurada kaldı 6 ay. Üstelik Kemal Bey de bunu dile getirmiş. Yani adaylık konusunda bir işaret vermiş zaten. Yani ismi net belki resmen açıklanmamış vesaire ama zaten bu Evet, isteği, bu niyeti dile getirmişken. Şimdi bakacağız. Daha Adalet ve Kalkınma Partisi adayını belirlememişken Cumhur İttifakı ya da belki de belirleyemiyorken böyle bir şey, yani ellerine böyle bir malzeme verildi. Bu malzemeyi kullanacaklar ve sonuna kadar. Peki nasıl kesinlikle. muhalefet Kesinlikle. tarafı nasıl, yani Ekrem Bey'in tarafı nasıl bunu toparlar? Şimdi Ekrem Bey bunu rahatlıkla toparlayabilir. En başta zaten çok sert bir tepki verdi. Evet. Doğrudan burada bir iftira olduğunu yalancılıkla suçladı. Sayın Can Polat'ı da aynı şekilde. Dolayısıyla bu bir biçimde sayın hani gerçeği ortaya koyarak Sayın İmamoğlu bunu bir biçimde onarabilir. Fakat bu iktidarın bunu kullanmasına engel değil Çiğdem Hanım. Siz bir Tabii. kere bir cephane sağladınız. Bu cephaneyi günü geldiğinde, yani işte adı adaylıkta geçen Tevfik Göksu koşarak adeta bunu paylaşmıştı. Haberin olsun. Yani bunu hemen sosyal medyada gördük. Dolayısıyla bu kullanılacak. Onarılır dediğim kısım, daha önemli kısım şu. Sayın Özgür Çelik İstanbul'daki bu bölünmeyi onaramazsa zaten bu video ya da bunun kullanılması zaten bir önemsizleşecek. Önemli olan içerideki birliği sağlamak. Evet. Örgütün çalışması. Bu başarılı, evet, bu başarılabilirse burada mesafe kat edilebilir. Evet.
Ben özellikle hani en başlarda da konuşurken Ekrem Bey niye tam olarak adayım demiyor, biraz kongreyi mi bekliyor, örgütler konusunda bir acaba soru işareti mi var? Hatta işte Sancaktepe ilçe başkanının işte açılışa niye üyelerine haber vermediğin gibi kameralar önünde bir çıkışı vardı. Orada da belki de o Ha, şundan tereddüdü, geldi diyorsunuz, evet. evet, orada da bir endişesi vardı, onu mu acaba ön plana ya da duyurmaya çalıştı diye de epey üzerine konuşmuştuk belki. Şimdi bir şey daha, Evet. şimdi Ekrem İmamoğlu bir kez daha konuşmasında epey o da ya çok etkileyici de bir konuşma yaptı aslında. Ve Doğru. Ekrem İmamoğlu o konuşmasında özellikle son bölümlerine doğru bir İstanbul İttifakı ısrarını aslında dile getiriyor. Dolayısıyla ben buradan şunu anlıyorum. Yani İyi Parti'nin de kapısını çalacak, diğer partilerin de kapısını çalacak. Hani İyi Parti özellikle böyle ayrışmış gibi göründüğü için ifade ediyorum. Eninde sonunda bunun için çabalayacak gibi bir durumu var. Karşılığını alacak gibi görünüyor mu? Şimdi ben siyaset mantığı içinde Sayın Akşener'in bütün bu yaptığı tırnak içindeki doğru analizlere, yani kutuplaştırmanın İyi Parti'yi belli bir yere sıkıştırdığı konusundaki doğru analizine İstanbul ve Ankara'da bir hareket alanı sağlayamayacağına, kendi tabanının, işte biz daha il başkanı düzeyinde bile bunu gördük. Yani biz niçin Mansur Yavaş'ın seçilmesini engelleyelim ki gibi çok basit, çok rasyonel, herkesin bir biçimde uzlaşabileceği, yani kimi kastediyorum, tabandaki seçmeni. Siz yukarıda bir aday çıkarırsınız, bu sefer de öylesine ağır bir yanıt verir ki aşağıdan İyi Parti tabanı, mesela Sayın Yavaş'ın yanında durarak, bu sefer de adayı çıkarttığınıza pişman olursunuz. Burada önemli olan nokta Sayın Akşener'in bunu kavrayacak ve burada değerlendirmeyi yapabilecek deneyime ve birikime sahip olmasında. Yani ben Sayın Akşener'in her şeye rağmen bu anlamda o bir imajı oturtmaya çalışıyor. O işte artık slogana dönüşmüş, özü başımıza, yalnız başımızayı oturtmaya çalışıyor. Hatta bunlar il başkanları düzeyinde, başka bir şeye girmeyin. Biz kendimizi ispat edeceğiz, seçmen nazarında oluşturmaya çalışıyor. Bu anlayışla karşılanabilir. Ama İstanbul ve Ankara kendisi açısından da adeta kendi belediye başkanları gibi gördüğü şehirler. Yani Sayın İmamoğlu bugün İyi Parti'nin de Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, Sayın Yavaş da keza öyle. Partileri Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Ama bugün İyi Partililer de o belediye başkanlarına böyle bakmıyorlar. Sayın İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı'ndaki yaklaşımı hem doğru hem de burada ısrar edebileceği ve maalesef Sayın Akşener'e rağmen de karşılık bulabileceği bir İyi Parti tabanına seslenme şansı var. Bunun farkında. İstanbul İttifakı ile de kastettiği aslında yukarıdaki ittifak değil Çiğdem Hanım, Toplumdaki. tabandaki ittifak. O tabandaki ittifakı oluşturabileceğine doğrudan inanmış durumda. Burada elbette bunun yukarıyla, yani yönetim kesimiyle de olursa, hani amiyane olacak ama yeme de yanında yat gibi bir şey olabilir. Ama olmazsa oturur sonuna kadar o İyi Parti tabanına doğrudan mesaj verecek, doğrudan o tabanı bu ittifak, İstanbul İttifakı dediği şeye çekecek, her türlü argümanı deneyecektir. Yani ben Sayın İmamoğlu'nda bu anlamda bir kararlılık görüyorum. Burada üstelik sadece biliyorsunuz İyi Parti açısından değil, önemli olan HDP ya da şimdi en son Demokratik Halk Partisi oldu galiba. Demokratik Halk Partisi de aynı şekilde kendi adayını çıkarsa dahi, ben Sayın İmamoğlu'nun o tabana da doğrudan seslenecek, bu İstanbul İttifakı'nda çok ısrarcı olacağını düşünüyorum. Evet, bayağı da kararlı duruyor. Her defasında da dile getiriyor ama bu kez sanki dün daha da altını böyle net çizdi. Hatta Mansur Evet. Yavaş da aslında bir nevi toplumdaki işbirliğine gönderme yapıyor. Çünkü herhangi bir mesaj vermiyor. Son verdiği mesajı hatırlıyorum. Yani bizim yaptıklarımız ortada. Toplum, insanlar beğendiyse tercih eder, beğenmediyse tercih etmez diyerek aslında bir nevi de böyle bir alt mesaj veriyor gibi geliyor bana. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi. Orada da bir kongre vardı. Evet. Hani çok sürpriz bir şey beklenmedi Doğru. belki ama Adalet ve Kalkınma Partisi şunu yapabiliyor ama galiba. Bir bakın değişimi onlar konuşur, biz yaparız algısını
öyle ya da böyle aynı isimler de olsa, geçmişte işte bir süre dinlendirilmiş isimlerle de olsa yine de bu algıyı oluşturmakta biraz mahir olduğunu söylemek yanlış olmayacak herhalde. Bu A takımı değişikliği de sanki bunu gösteriyor gibi. Katılır mısınız? Dikkat çeken isimler, ortaya çıkan mesaj, bir yerel seçim yönetimi midir bu diye de sorayım. Tamamen katılırım. Hatta bu yönde bir analiz yapıyorum ben de. Hatta bir iki adım daha ötesi şunu da söyleyeyim. Ortada aslında yeni bir şey yok. Güzel bir sözcük kullandınız. Bu belli bir yerde dinlendirilmiş isimleri tekrar getirme gibi. Bu işte AK Parti'nin yeniliği ya da AK Parti'nin değişim diye anladığımız şey her zaman neredeyse 21 yıldır, hele özellikle de son 10 yıldır bu Çiğdem Hanım. Yani biz yeni bir isimle, çok genç, çok parlak, bir biçimde kendisini ispat etmiş, kamuoyunda ağa diyeceğimiz hiçbir isimle hiçbir zaman karşılaşmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir biçimde, deyim yerindeyse, süzgecinden, filtresinden geçmiş, belli onayları almış isimler bir yerde dinlendiriliyorlar, daha sonra tekrar gündeme getiriliyorlar. Dinlendirilmeye alınanlar da daha sonra bu sürecin bir parçasını olacaklarını bildikleri için seslerini dahi çıkarmıyorlar. Bakın bugün Binali Yıldırım'dan veya Sayın Şentop'tan bir şey duyduk mu? Hiç. Yani duymayı kimse bekliyor mu? Yok. Hayır. Çünkü onlar da biliyorlar ki bir gün Sayın Cumhurbaşkanı bu kurmayı düşündüğü kafasındaki herhangi bir ekibin rahatlıkla parçası olabilir. Hatta sanki bir şeyin kurtarıcısı gibi getirilebilirler. En somut örneği Sayın Mehmet Şimşek'te yaşıyoruz. Yani bugün her şeyin neredeyse içinde olan ve bir biçimde sorumluluğu olan bir kişi şimdi tekrar bütün bunları düzeltecek bir tür adeta Süpermen gibi ondan bir beklenti içindeyiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ama dediğiniz gibi bu konuda çok mahir. Hatta döndü ve bütün hepsine adeta şöyle dedi. Bakın hepinizden önce değişimi de yapacak olan benim. Ben %35'e düşen oydan çok iyi bir mesaj aldım. Demek halkımız bana teveccüh gösteriyor ama partimize göstermiyor. Ben burada bir kadro değişikliği, bir yenilenme yaratarak mesajı aldım mesajını çok rahat verebileceğini düşünüyor ve bunu da başarıyor gerçekten. Belli bir organizasyon, neredeyse konuşmalar, içerikler, orada duygulanmalar, olayalı yapılan gösteriler, kongre bir adeta fabrikasyon ürün gibi, yani bir sanki programın tekrar ve tekrar uygulanması gibi. Kesinlikle katılıyorum. Burada oturmuş artık bir şey var ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bir imaj çalışması gibi, evet, bir imaj kampanyası gibi çok başarılı bir biçimde götürüyor. Burada belki de tek tepki gösteren isim işte Şamil Tayyar oldu herhalde. O da diyor ki işte yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini toplumsal ihtiyaçlar, siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan 3-5 isimle sınırlı değişiklik sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir diye. O da böyle bir tepki göstermiş. O da tabii şimdi yönetimde değil ama başka bir ses de yükselmedi herhalde. Şamil Tayyar'ın bu çıkışına ilişkin bir notunuz var mı son olarak? Var. Onu da şöyle düşünüyorum. Hani adeta Sayın Tayyar mazur görsün. Hani bir yaramaz çocuk gibi her partide bir şey olabilir. Pürüz çıkaran biri olabilir. Evet. Ama dikkat edin. Orada da Sayın Tayyar şöyle bir şey yapıyor. Konunun bir yere kadar getirip aslında bu değişimi, bu listeleri ki 250 kişi içinden bunu seçtiğini biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Yaklaşık 250 gibi bir rakam üzerinden, kendisine sunulan bir liste üzerinden o listeyi yapanlara yönelik belki bir eleştiri getiriyor. Evet. Ama asıl seçiciye, yani bu listeyi yapana dikkat edin, tek bir cümle yok. Yani orada da evet bir yere kadar geliyor bütün bu uygulayıcı, seçici, daha önceki yani kendisini de seçen kişi kendisi olduğu için, Sayın Cumhurbaşkanı olduğu için bir yere kadar geliyor bu eleştiriler. Görürsünüz bu bir gün, iki gün dahi belki konuşulmayacak. Tabii. Ardından yenilenmiş yerel seçimlere işte dört nala giden bir AK Parti ile karşılaşacağız ve bu tartışma bile olmayacaktır. Evet, bunun karşısında bakalım muhalefetin daha nelerini tartışıyor olacağız. Şamil Tayyar da evet şunu demiş bir nevi, Cumhurbaşkanı iyi de çevresi kötü. Aynen. Ne diyeyim, çok... Değil evet, mi? Çok doğru. Öyle diyor bir noktada. Peki, çok teşekkür ederiz Suat Bey, sağlığınız, katkınız için. Ben teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim.